Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan tarih denemelerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlamadan önce arkadaşlar, kanala abone değilseniz abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Hemen başlayalım. Geldi birinci sorumuz. Talas Savaşı'nda Abbasilerin yanında yer alan ve İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu hangisidir? Talas Savaşı ne zamandı arkadaşlar? 751 yılında Abbasilerin yanında yer alan kime karşı? Çin'e karşı. Çin'in Abbasiler arasında İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu arkadaşlar. İlk Türk devleti deseydi ne olacaktı cevabımız? İtil Bulgarları ilk Türk topluluğu Karluklardır arkadaşlar. İlk İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğu Karluklardır. Kısaca diğer şıklara da birer cümle söyleyeyim arkadaşlar. Avarlar. Avarlar neydi? Hristiyanlığı benimsemişlerdi. Önemli bir özelliği de Sasanilerle birlikte İstanbul'u kuşatmışlardı. Türk işlerle ilgili bilmemiz gereken de Emevilerle mücadele etmişlerdi. Araplarla mücadele ederek Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemişlerdi. Bir de Türk işler deyince aklımıza başka bir gelen arkadaşlar. Türk işlerin bilinen ilk hükümdarı Bagat Arkan, kendi adına para bastıran Türk tarihindeki ilk liderdi. O bakımdan önemli. Bulgarlar da arkadaşlar biliyorsunuz İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları olarak ikiye ayrılmıştı. İtil Bulgarları Müslüman, Tuna Bulgarları Hristiyandı. Kırgızlarla ilgili ne diyelim arkadaşlar? Kırgızlar deyince de aklımıza direkt ne geliyor? Manas Destanı'nın gelmesi lazım. Bir de Moğolların hakimiyetine giren ilk Türk topluluğu Kırgızlardır arkadaşlar. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk topluluğu Kıbrıslardır. Dedikten sonra ikinci sorumuza bakalım neymiş? Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinde farklı bir veraset sistemi uygulanmıştır? Farklı bir veraset sistemi uygulanıyor. Türk devletlerinde biliyorsunuz arkadaşlar nedir? Babadan oğula geçen bir sistem var. Yalnız birisinde bir şıklarımız da var. Bir Türk devletinde farklı bir veraset sistemi var. Bu hangisi? Memlükler arkadaşlar. Memlükler. Memlükler nerede kurulmuştu? Mısır'da kurulan Türk devletlerinden. Memlükler'de farklı bir veraset sistemi var. Nedir bu? Diğer Türk devletlerinin aksine her komutan ve emir yani şey vali. Her komutanın ve valinin sultan olabilme hakkı var arkadaşlar. Komutanın ve komutanların ve valilerin, emirlerin sultan olabilme hakkı vardır. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz bakalım. Osmanlı Devleti Rumeli fetihlerinin ardından Anadolu'dan getirdiği Türkmenleri bölgeye yerleştirmiştir. Fetihlerden sonra oranın Türkleşmesini sağlamak için Türkmenleri bölgeye yerleştirmiştir. Uygulanan bu politikaya ne ad verilir? Uygulanan bu politikaya ne ad verilir? Devşirme, istimalet, iskan, müsadere, mürür. Devşirme, istimalet, iskan, müsadere ve mürür şıklarımız arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Cevabımız iskan politikası olacak. İskan politikası yani soruda da belirttiği gibi arkadaşlar fetihlerin ardından Anadolu'dan Rumeli'ye Türkmenleri yerleştirmişler. Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak için. Şurada iskan, istimalet benzer bir kelime var. İstimalet neydi arkadaşlar? İstimalet de halka din ve ibadet özgürlüğünün tanınmasıdır. Halka din ve ibadet özgürlüğünün sağlanmasıdır. İstimalet politikası da. C şıkkı dedik. İskan politikası. Devam edelim bakalım dördüncü sorumuza. Yukarıdakilerden hangisinin Magna Carta'ya benzediği söylenebilir? Magna Carta arkadaşlar hangisi Magna Carta'ya benziyor? Magna Carta neydi bu arada? İngiltere Kralı'nın yetkilerini sınırlandıran bir sözleşmeydi İngiltere'de. Senede İttifak Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı arkadaşlar. Hangisi Magna Carta'ya benzediği söylenilebilir? Ne olacak cevabımız? Senedi İttifak değil mi? Yalnız bir. Neydi Senedi İttifak? İkinci Mahmud'un ayanlarla yaptığı bir sözleşmeydi. Bu bakımdan Magna Carta'ya benzediği söylenebilir. Bununla beraber padişah kendi yetkilerini bir nevi sınırlandırmıştı. Devam ediyoruz. Beşinci sorumuz geldi. Osmanlı Devleti'nde üretim standartlarını belirleyen kanunlar aşağıdakilerden hangisidir? Üretim standartları arkadaşlar. Üretim standartlarını belirleyen kanunlar aşağıdakilerden hangisidir? Gedik, nar, menzil, ihtisap, bedesten. Gedik, nar, menzil, ihtisap, bedesten. Üretim standartlarını belirleyen kanunlar nedir arkadaşlar? İhtisap kanunları. İhtisap kanunları. D şıkkı olacak. Cevabımız
Diğerlerine bakalım isterseniz. Gedik neydi arkadaşlar? Gedik iş yeri açma belgesi. İş yeri açma belgesiydi. Gedik iş yeri açma belgesi. NARF'ta arkadaşlar fiyatlara müdahale edilmesi olayı. Fiyatlara müdahale edilmesi olayı. Niye eksik rekabet şartları oluşursa fiyatlara müdahale ediliyordu. Menzil neydi arkadaşlar? Menzilde haberleşmedeki güvenliği sağlayan gruba deniyordu. Haberleşmedeki güvenliği sağlayan Bedesten de kapalı çarşıdır. Kapalı çarşı. Devam ediyoruz. Altıncı sorumuz geldi. Osmanlı Devleti'nde yol ve köprülerden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? Yol ve köprülerden alınan vergi hangisidir? Çift bozan, ispenç, cizye, derbent, cerime. Nedir arkadaşlar? Yol ve köprülerden alınan vergi. İsterseniz diğerlerine bakalım şöyle. Çift bozan neydi? Çift bozan mazeretsiz 2 yıl üst üste toprağını ekmezse köylü elinden alınıyordu. 3. yılın sonunda toprak elinden alınıyordu. Çift bozan vergisi 2 yılın sonunda bu vergi alınıyor. İspenç neydi arkadaşlar? İspenç de gayrimüslimlerden alınan arazi vergisiydi. Arazi vergisi. Cizye neydi? Yine gayrimüslimlerden askere gitmemeleri karşılığı alınan vergiydi. Cevabımız ne dedik? Derbent. Derbent olacak arkadaşlar. Yol ve köprülerden alınan vergi derbenttir. 7. sorumuz. Prens Sebahattin'in savunduğu merkezi yönetimin yetkilerinin daha az olması gerektiğini savunan fikir akımı hangisidir? Merkezi yönetimin yetkileri daha az olsun diyor. Prens Sebahattin savunmuş. İslamcılık, Turancılık, Ademi merkeziyetçilik, Osmanlıcılık, milliyetçilik. Birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Ademi merkeziyetçilik arkadaşlar. Prens Sebahattin savunmuştur bu fikir akımını. Nedir içeriği? Merkezi yönetimin yetkilerinin az olmasını savunan bir akımdır. 8. soru. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşmiştir? Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşmiştir. Bakalım. Çok partili hayata geçilmesi ne zaman? 1924 değil mi? İlk muhalefet partisi hangisiydi? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Kadınlara siyasi haklar ne zaman verildi? 1930 yılında. Saltanat ne zaman kaldırıldı? 1922. Diyanet İşleri ne zaman kuruldu? 1924. Türk Dil Kurumu ise 1932 yılında kurulmuştu. Yani cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Cumhuriyet'in ilanından önce dediğine göre 1922 olacak C şıkkı saltanatın kaldırılması. 9. sorumuz bakalım. Yukarıda verilen Cumhuriyet dönemi gelişmelerinden hangi Atatürk ilkesiyle bir saniye. Yukarıda verilen Cumhuriyet dönemi gelişmelerinden hangisi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilgili olduğunu yanına yazınız. Arkadaşlar burada açık söyleyeyim. Bu soruları daha önce yazmıştım. Üşenmişim belli ki şık da koymamışım. Tek tek yanına yazalım arkadaşlar. Şöyle beraber yapalım bu soruyu. Saltanatın kaldırılması doğrudan hangi Atatürk ilkesiyle ilgilidir? Saltanatın kaldırılması cumhuriyetçilik arkadaşlar değil mi? Cumhuriyet. Türk Dil Kurumu'nun kurulması hangi ilkeyle ilgili? Milliyetçilik. Halifeliğin kaldırılması laiklik. Birinci 5 yıllık kalkınma planının uygulanması ise bu da ne arkadaşlar? Devletçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir. Bu şekilde arkadaşlar şıksız bir soru olmuş. Devam edelim 10. sorumuza. Türkiye NATO'ya üye olabilmek için aşağıdaki savaşlardan hangisine asker göndermiştir? NATO'ya üye olabilmek için hangisine asker gönderiyoruz? Vietnam Savaşı, Kore Savaşı, 6 gün, 2. Dünya Savaşı, Pearl Harbor Savaşı. Arkadaşlar cevabımız ne olacak? Kore Savaşı. Kore Savaşı'nda biliyorsunuz 751 şehidimiz vardı arkadaşlar. NATO'ya üye olabilmek için Kore'ye asker göndermiştik. Denemenin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bir kusurum varsa affola. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydasını görürsünüz.